Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Usta. Bugünkü konumuz yağ soğutucusu. 2000 yılı ve öncesi araçlarda torku düşük ve turbosuz araçlar mevcuttu. Ve çok sürat yapmayan araçların motor ısısı da çok yüksek olmuyordu. 60 derece, 70 derece, en fazla 80 derecede çalışan motorlara yağ soğutucu koymaya gerek yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar 2000 yılından sonra, özellikle 2005 yılından sonra torku yüksek turbolu araçlar, yeri geldiği çift turbolu araçlar yapılınca motor ısısı çok yükselmeye başladı. Çünkü motorun içinden alınan sıcak havayı üçte birini tekrar EGR vasıtasıyla motorun iç kısmındaki hücreye tekrar gönderim sonucu motorun ısısını daha da yükselttiler. Yükselince motor yağları da çok ısınmaya başladı arkadaşlar. Motor yağlarını da soğutmak için araç firmaları çare aradılar ve yağ soğutucusu denen bir nesne ürettiler. Yağ soğutucusu genellikle bütün motorların yağ filtresinin hemen altında ya da üstünde bulunur. Yağı süzer, soğutur ve filtreye gönderir. Yağ soğutucusu arkadaşlar motorun yağını soğuturken eğer sağlam olmadıysa, yani orada dur. Arkadaşlar motorun şekline ve dengesine göre yağ filtresinin olduğu bölgeye yağ soğutucusu denen nesneyi ürettiler ve motor blokuna montaladılar. Şimdi yağ soğutucuların arkadaşlar çok da sağlıklı olmadı. Neden sağlıklı olmadı? Genellikle yağ soğutucularını alüminyum bir petek halinde yaptılar. Metalin üzerine monte ettiler. Çoğu zaman yağ soğutucuları çatladı ve suya yağ karıştı ya da yağa su karıştı arkadaşlar. Bir türlü randıman almadı. Birçok firmalar eskiden araçları üretirken genellikle servisleri ve otur sanayileri dolaşırlardı. Şu araçlardan, şu parçalardan, şuralardan, buralardan herhangi bir sorun var mı, sorun yaşıyor musunuz diye ustalarımıza söylerlerdi. Ama şimdi arkadaşlar firmalar araçları üretiyor, showroom'da sattıktan sonra bir daha geri dönüşümüne bakmıyorlar. Tüketicinin sorunları var mı yok mu, onlara hiç artık merak bile etmiyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı biz bu satılan arabaların arkadaşlar birçok yağ soğutucusu bozulmaya başladı. Bozulduktan sonra hem araç sahipleri hem de oto tamirci ustalar çok çileler çekti. Bir yağ soğutucusu bozulduğu zaman, patladığı, çatladığı zaman suyun içine yağ karışıyor arkadaşlar. Su sisteminin içine yağ karıştığı zaman soğutma sistemini tamamen infilak ediyor arkadaşlar. Radyatör petekleri, kalorifer petekleri ve su hortumları içi tamamen vıcık vıcık yağ oluyor. Kullanılmış yağ, atık yağ, yani mesela diyelim 3000-5000 kilometre yaptın, yağ simsiyah oldu. Simsiyah yağın içine su karıştığı zaman öyle bir katılaşıyor ki, yani gres yağından daha katı oluyor. Bütün hortumlar, petekler hepsi tıkanıyor ve onu temizlemek için arkadaşlar eskiden sentetik tiner falan kullanıyorduk su yerine. Önce çalıştırıyorduk, boşaltıyorduk, çalıştırıyorduk, boşaltıyorduk derken şimdi Allah'tan birkaç firma radyatör temizleyici diye bir ilaç ürettiler. Yaklaş buraya. Şöyle göstereyim. Radyatör ve soğutma sistemi temizleyici. Böyle bir ilaç ürettiler. Arkadaşlar bundan bir tane koyuyoruz. 5-6 litre su koyuyoruz. Olduğu yerde çalıştırıyoruz. Ve katılaşmış su kanallarındaki yağı çözüyoruz. Boşaltıyoruz. Bu boşalttığımız sular kanalizasyonlara gidiyor arkadaş. Arkadaşlar başka bir gider yok çünkü. Bu sefer doğamızı kirletiyoruz. Denizimizi, akarsularımızı, her şeyimizi kirletiyoruz arkadaşlar. Yani
Bence bu yağ soğutucusu çok başarılı olmadı araçlarda. Çünkü aracı satan firmalar, halen söylüyorum, üzerine basa basa bizim şikayetlerimizi dinlemiyorlar. Onların tek derdi arabayı satmak, parayı cukkaya etmek, cebe koymak, başka da bir şey değil arkadaşlar. Şimdi biz nasıl çile çekiyoruz? Biz bu araçların, yağ soğutucusu patlayan araçların soğutma sisteminin içindeki yağları, o vıcık vıcık katılaşmış yağları tamamen temizleyebilmek için yaklaşık şu katkıdan 4-5 tane kullanıyoruz. Bu katkının tanesi azami 30 TL. 150 TL sadece katkıya gidiyor arkadaşlar. Bir dünya su gidiyor. Koyuyorsun, boşaltıyorsun, koyuyorsun, çalıştırıyorsun, boşaltıyorsun derken ne oluyor? Bir dünya su da heba olmuş oluyor. Yani Afrika'da insanlar bir bardak suya hasretken, Afrika ülkelerinde, ama biz motorun soğutma suyu sistemini temizleyebilmek için ne sular harcıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani aklınız hayaliniz durur. Ve çektiğimiz çileler çabası. Şimdi masanın üzerine biraz koymak isterdim, size sergilemek isterdim. Benim gibi ustaların aslında öyle şikayetliler ki, öyle dertliler ki bu yağ soğutucusundan dolayı arkadaşlar. Yağ soğutucusunu takıyorsun, sistemi temizliyorsun. Ondan sonra 3 gün sonra adam radyatör hortumu patlıyor, yolda kalıyor. Neden biliyor musunuz? Yağ soğutucusunun içine, hortumların içine giren yağlar hortumları şişiriyor, özelliğini kaybediyor. 5 gün sonra kalorifer peteğini patlatıyor. 6 gün sonra kalorifer hortumlarını patlatıyor. Bütün hortumları, sistemleri değiştirmeye kalksak yağ soğutucusu patladığında, yani bir insanın cebinden en az 3000 TL para gider. Ama ne yapıyoruz? Patladıkça değiştiriyoruz. Yani arabanın içinin, motorunun içindeki sistemin, soğutma sisteminin bütün orijinalliği gidiyor arkadaşlar. Şimdi oturuyorum arkadaşlar. Bu soğutucuları değiştirmekten anamız ağladı. Ve orijinalleri bazılarının pahalı oluyor. Müşteriler mecburen yan sanayi almak zorunda kalıyorlar. Muadilini almak zorunda kalıyorlar. Yani anlayacağınız araç sattıktan sonra en çok yedek parça satılıyor. Neden? İşte düzen tutmuyor. Bunlar patlamış yağ soğutucuları. Bunların patladıkça yenisini takıyoruz arkadaşlar. Yağ soğutucusu dediğimiz nesne de nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şu yağ filtresi. Yağ filtresine yağ giriyor, süzülüyor. Yağ soğutucusundan tekrar dönüş yapıyor. Şu kısım, alüminyum şu kısım yağı soğutma görevi yapıyor. Burada gösteriyorum bu kısım. Burada gösteriyorum bu kısım. Yani şekilleri değişmiş sadece. Burada da yağ filtresine çıkıp burada ya motorun yağı soğuyor ve tekrar radyatöre ya da kalorifer peteğine gidiyor. Dönüşümlü olarak geliyor, yağı soğutuyor ve tekrar gidiyor. Arkadaşlar, ben isterdim ki bu yağ soğutucuları biraz daha dayanıklı ve sağlam olsun. Çünkü bir su kanallarındaki yağı temizlemek için arkadaşlar birçok emek harcıyoruz. Emek harcadıktan sonra çok su harcıyoruz. Yani gezegenimizdeki o güzelim, o suları, bu tür şeylere harcıyoruz. Harcamamamız gereken yerlere. Yani demek istediğim arkadaşlar, şimdi birçok insanlar falanca araba yağ soğutucusu patlatmış, filanca araba yağ soğutucusu patlatmış. Arkadaşlar, drone'la şöyle, yavaş yavaş gel, drone'la şöyle. Gel. Bütün arabaların yağ soğutucuları patlıyor arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? Onlar patladıktan sonra soğutma suyu sistemindeki yağları arındırmak için de bu tür katkılar kullanıyoruz. Yani anlayacağınız, biz dertliyiz arkadaşlar. Eskiden mühendisler gelirdi, falanca firmadan
falanca araba fabrikasından, filanca araba fabrikasından mühendisler gelirdi. İşte bizim gibi ustalara önlükler dağıtırlardı, hediyemiz derlerdi. Bizim araçlarda sorunlarınız var mı derlerdi. O eski mühendisler nerede? Hepsi şu anda koltuğunda oturuyor, tamam mı? Mesainin dolmasını bekleyip vın eve gidiyorlar arkadaşlar. Yani herkes keşke görevini düzgün yapsa da bizim gibi ustalar da şu çileleri çekmese. Onun için arkadaşlar, yani biz bu yağ soğutucularından çok dertliyiz. Yağ soğutucu videoları attık.